Bundan sonraki birkaç videoda sıklıkla birlikte söz edilen iki hastalıktan bahsedeceğiz. Bunlardan biri miyokardit, diğeri ise perikardit. Bu iki hastalıkta kalbin belirli kısımlarını etkileyen enflamatuar reaksiyonlara sebep olan hastalıklardır. Eğer hastalık isimlerine biraz aşinaysanız, iki hastalığın isminde de kard olmasından dolayı bunun kalple ilgili olduğunu, itle bitiyor olmasından dolayı da enflamasyon anlamına geldiğini tahmin etmiş olabilirsiniz aynen selüitin deri enflamasyonu ya da optik nöritin göz siniri enflamasyonu olması gibi. Miyokardit kalp kası olan miyokardiyumun enflamasyonudur. Perikardit ise kalbin dış tabakası olan perikardiyumun enflamasyonudur. Bu arada enflamasyon ya da inflamasyon, her ikisi de sıklıkça kullanılır, İltihaplanma demektir. Eğer bu kelimeleri değişimli olarak kullanırsam ya da bu şekilde karşınıza çıkarsa şaşırmayın lütfen, tamam mı? Evet size bir sürü terim verdim şimdi de bunları tanımlamak istiyorum. Miyokardiyum ve perikardiyum tam olarak kalbin neresinde bulunurlar? Çok ama çok basit bir kalp çizimiyle başlayalım. Kalbin şeklinin bu olmadığını biliyor olmalısınız. Her neyse, kalbin üç tabakası vardır. Birincisi bu. İkincisi bunun etrafında bulunur. Şöyle çizelim, hatta içini de boyayayım. En içteki tabaka ve burada bulunan diğer her şey kalbin pompaladığı kan ile temas içerisindedir. Bu tabakaya endokardiyum adı verilir. Bu videoda endokarditten bahsetmeyeceğiz ancak bunun da son derece ciddi bir hastalık olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Endokardiyum burada. Kırmızıya boyadığım bu tabaka kalp kası yani miyokardiyumdur. Miyokarditin etkilediği tabaka da işte budur. En dışta da bu arada bazıları bundan epikardiyum olarak da bahseder ancak biz daha sık kullanılan ve karşılaşacağınız adı olan perikardiyumu kullanacağız. Evet, perikardit de bu tabakayı etkileyen hastalıktır. Ancak perikardiyumun tek bir katmandan oluşmadığını da hemen eklemek istiyorum. Buradan başlayıp kalbi çevreledikten sonra bu noktaya geri dönen bu tabaka bu şekilde bir tur daha atar. Bu noktaya gelen tabaka bu şekilde ters dönüyor ve bu yönde kalbi yeniden dönüyor. Aslına bakarsanız tek bir tabaka olarak da düşünebileceğimiz bu tabaka iki kat yaptığı için genellikle iki tabaka olarak ele alınır. Şu an mavi ile boyamakta olduğum boşluksa perikardiyal kavite olarak adlandırılır. Bunu da not edelim. Perikardiyal kavite. Buraya perikardiyumu çizmiştim. Perikardiyumun miyokardiyuma dokunan bu içteki kısmına da seröz perikardiyum adı verilir. Bazı anatomistler burada bir ayrım yaparlar. Bu seröz perikardiyumun viseral, burası parietal tabakasıdır. Bunları not etmiyorum çünkü bu video için bu kadar detaya girmeye gerek yok. Perikardiyumun iki tabakası olduğunu, ortasının da perikardiyal kavite olarak adlandırıldığını bilmeniz yeterli. Perikardiyumun ya da seröz perikardiyumun dış tabakası olan bu kısımda bir sürü fibröz doku vardır. Şunları da çizelim. Bu dış tabakanın sert olmasını sağlar. Evet. Bu tabakanın iç kısmına seröz perikardiyum dendiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Biraz daha sert olan bu kısma fibröz perikardiyum adı verilir. Bir kadavra dersinde kalbi incelerken ya da kalp ameliyatı yaparken ilk olarak bu tabakayla karşılaşırız. Kalp anatomisini detaylı bir şekilde öğrendiğimize göre artık konumuza geçebiliriz. Miyokardiyum kalp kasıydı öyle değil mi? Buradan yola çıkarak miyokardiyumu etkileyen herhangi bir hastalığın kalbin kan pompalama fonksiyonunu başarılı bir şekilde yerine getirememesine sebep olacağını söyleyebiliriz. Miyokardit kalp kasının enflamasyonudur. Bu durumda kalp genişler, bu kısım kalınlaşır ya da kalbin odacıkları genişler ve kalbin kanı pompalaması zorlaşır. Seröz perikardiyum ise dış tabakaydı ve burada bir enflamasyon olduğunda da kalp olduğundan daha da sertleşeceğinden kalbe gelen ve buradan pompalanarak akciğerlerde oksijenlenmesi gereken kan kalbe yeteri kadar dolamaz. Başka bir deyişle perikarditte kanın kalbe geri dönüşünün olması gerektiği gibi olmadığı söylenebilir. Fonksiyonel olarak düşünürsek burada olan da aynı şeydir. Kalbe eğer yeteri kadar kan gelmezse vücuda da yeteri kadar kan gidemez. Öyle değil mi? Şu ana kadar perikardit ve miyokarditin aslında ne kadar ciddi hastalıklar olduğundan ve kart kısımlarından yani kalbin neresini etkilediklerinden bahsettik. Sıra geldi it kısmına. Öyleyse gelin bir de bu iki hastalıktaki enflamasyonun ne anlama geldiğine bakalım.